Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Avukat Nihal Hoş geldiniz başkanım. Biz Hayati Haram Kadın Destek Eğitim Merkezi'ndeyiz. Biz buraya 2 saat daha uzatılmasını istiyoruz. Bizim kursumuza. Kursumuz 2'de kapanıyor. 4'de kapanmasını istiyoruz. Çok değerli Eyüp ilçemizin kıymetli insanları. Her şeyi hak eden sizin için gerçekten gece gündüz çalışma ilke edindiğimizi bilmenizi istiyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum ve rutin hale getirmeye çalıştığımız her hafta bir ilçede halkımızın sorunlarını dinlediğimiz değerlendirme toplantısı, istişare toplantısı, mahalle toplantısı adına ne derseniz deyin, asıl esas şudur, halkımızı dinlemek istiyoruz bugün. İsmini Eyüp Peygamber'den alan bu ilçemize hizmet etmek güzel bir duygu. Hizmet ederken de bu ülkede yaşayan insanların sorunlarını tespit etmek, onların sorunlarına çözüm getirmek, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ve tüm çalışma arkadaşlarımızın, karar organlarımızın temel görevi olduğunu düşünüyorum. Buna önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bir takım sosyal sorunlarımız var. Nedir? Çocuklarımızın sorunları var. Gençlerimizin sorunları var. İş sorunları var. Kadınlarımızın istihdam sorunları var, eğitim sorunları var. Esas olan annelerin, ablaların bu işe el koymasıdır. Eğer biz ilçemizin sorunlarına, ilçemizin eğitim sorunlarına, gençlik sorunlarına anne şefkatiyle, anne merhametiyle yaklaşmasak başarılı olamayız. Çok güzel belediyecilik yapabiliriz. İyi caddeler açabiliriz, güzel parkları yapabiliriz, spor salonları yapabiliriz, kültür merkezleri yapabiliriz, bir sürü merkezler yapabiliriz. Ama bunu kıymetli kılan orada yaşayan halkımızdır. Onların sağlıklı olmalarıdır. Onların sorunsuz bir şekilde evlerinde huzurlu bir şekilde yaşamalarıdır buraları anlamlı kılan. Bir gençliğimizi saran bir durum var. Buradan başlamak istiyorum. Burada ablalarımız, annelerimiz, kız kardeşlerimiz ne yapmalı? Bir gençliğimize sahip çıkmamız lazım. Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkacağız. Onun için annelerden ricamız çocuklarınızla ilgili. Milli eğitimle anlaşma yapacağız. Hocalarımız gelecek, eğitim verecek. Kendi hocalarımız bu çocukları enerji ya çocuk enerji dolu. Çocuğu evde tutmanız da kolay değil. Gelecek. Futbol oynamak istiyorsa futbol oynayacak. Basketbol oynamak istiyorsa basketbol oynayacak. Yüzme havuzumuz da var. Yüzme sporuyla ilgilenmek istiyorsa onunla. Güreşle ilgilenmek istiyorsa güreşle. Salonu da çok kapalı spor salonunda hızlı bir şekilde yetiştireceğiz. Bunları bu merkezler kadrolarımızla gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetinde olacak. Oralar cıvıl cıvıl olacak. Binlerce lisanslı çocuk alacağız. Çocuğun yeteneği, merakı, neyi öngörüyorsa hocalarımız o alanda eğitim verecek. O alanda çocukla ilgilenecek ve çocuğu daha sonra sağlıklı bir şekilde evine gönderecek. Biz belediye olarak önleyici hizmet olarak bunu yapacağız. Evlatlarımız en kıymetli varlıklarımız. Onları kaybedersek Eyüp'e ne yaparsak boş. Anlamı yok. Şehirde açacağımız yollar var. Turizm projelerimiz var Eyüp'e'de. Dalgeç projelerimiz var. Yeşil alan projelerimiz var. Mesire alanı projelerimiz var. Spor ve gençlik merkezi projelerimiz var. Bunları zaten bir bir hayata geçireceğiz. Burada sizinle biraz sohbet edip ve sizin de biraz dinlemek istiyoruz. Hocam her şeyi gerçekten en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum öncelikle. Ben bunu herkes sözde söyler ama sizin özde yapacağınızı da biliyorum.
Çünkü ben buna şahit oldum gerçekten. Daha önce hocalarımızı istedik sizden. Bize hocalarımızı gönderdiniz. Teşekkür ediyorum önce size. Sağ ol. Şimdi hocam bir şey söyleyeceğim burada. Şimdi buraya top dağına geldik ya. Hemen attık. Doğalgaz için müjde verdiniz ya. Biz o müjdeyi bir de top dağına istiyoruz. Ya en büyük çizine bir müjde verdik. Bahane verilemedik ki. Sevgili konuklar. Öğretmen olmak istiyor. Ben de öğretmen olmak istiyorum. Mühendis olmak istiyor. Şu başarı belgesi. Ben burada yapıyorum. Tamam, siz seçilmiş misiniz? Gözünden belli. Al oğlum. Oğlum çıkma. Orada iki oluyor. Siz de... Evet, kızlarımız.